Osman Gazi Belediyesi Kadın Gözüyle programını sunar. Kadın Gözüyle programında bu hafta sizlere bisiklet turnuvasını anlatacağım. Osman Gazi Belediyesi'nin Bursa İl Spor Müdürlüğü'nle birlikte organize ettiği bu etkinlik Uludağ Sarı Alan'da bitecek. Şu an Merinos'tayız. Millet Bahçesi'nin önünden başlıyor. Hadi detaylarla Kadın Gözüyle programı başlasın. İlk yarışım, bir bisiklet yarışım olduğu için heyecanlıyım. Kendi başıma katılacağım. Bakalım iyi geçecek inşallah. Göreceğiz, kazası belası atlatacağız. Öyle umutluyum. Yani amacım yarışı bitirmek. Aslında minnettarım yani böyle turnuvaların, yarışların daha çok olması. Daha iyi teşvik edilmesi falan çok iyi. Osman Gazi Belediyesi'ne teşekkür ederiz buradan da. Böyle bir yarışa destek oldukları için. Yani daha fazla ileriki senelerde yine devam etmesi dileğiyle inşallah. Osman Gazi Belediye'miz Bisiklet Federasyonu ile birlikte Bursa'da yeni bir heyecana ortak oluyor, yeni bir heyecanı yaşıyor. Uludağ tırmanma yarışı yapılıyor. Bugün burada kayıtları alıyoruz ve yarın sabah saat 8.30'da inşallah Millet Bahçesi'nden başlayarak Uludağ Sarıalan'a kadar 32 kilometrelik bir parkuru bisikletler Uludağ tırmanacaklar. Bu tırmanış için bugüne kadar müracaat eden sayısı şu an itibariyle 282 kişi. 282 bisikletçi Uludağ'a tırmanacak. Farklı bir yarış olacak. Farklı bir etkinlik olacak. Bu etkinlikte tabii bayanlar, erkekler, yaş gruplarına göre çok farklı kategoriler var. Katılımı bekliyoruz. Daha da artacak inşallah. Bu Bursa için önemli bir faaliyet. Katkısı olana çok teşekkür ediyoruz. Bisiklet Federasyonu Başkanı'na teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel bir yarışma olacak ve eğer bu başarılı bir şekilde sonuçlanırsa seneye bunun devamını da sürdüreceğiz. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyim? Ben İrem Tıkaroğlu. Muğla'dan katılıyorum yarışa. Uludağ bir tırmanmadan ölmeyelim dedik en azından. O yüzden katılmak için geldik bizler de. Pedallar bugün Uludağ'a dönecek. Nasıl Aynen. bir duygu? Çok güzel bir duygu. Zaten onun hayaliyle geldik. Yani bizim için amaç zaten gerçekten Uludağ'a çıkabilmek. O da keyifli olacak diye düşünüyorum işin açıkçası. Şimdi bayanlara yaş sorumuz ama hangi kategori? İşte 40, yani 45 üstüyüm, 46 yaşındayım. Maşallah. Peki bu sporun tutkusu nereden geliyor? Valla ben Muğla taraflarına taşındıktan sonrasında başladı bisikletle olan maceram. O bölge çünkü gerçekten muhteşem. Çok güzel parkurları var, çok güzel doğal güzellikleri var. Ondan sonrasında devam etti işte böyle sonra yarışlarla da kendimize taşlandırmaya başladık yani. Dereceler var mı? Var, bir şeyler var yani. Peki hanımlarımıza bir öneriniz var mı? Valla ben yapabiliyorsam herkes yapabilir. Çok güçlü bir insan değilim, çok cüsseli bir insan değilim. Yani ve çok geç başladım spora. Bence bütün kadınlar yapabilir ki yapmalılar. Biz şu almak istiyoruz işin açıkçası. Peki, çok teşekkür ediyorum. Yani, hemen sizi tanıyalım. Gül Özkan. Ben de Muğla'dan katılıyorum. Neler söylediniz bugün? Vallahi çok büyük hayalim. Yani ilk defa bir yarışa katılıyorum Uludağ'a. Hayalim de güzel bir hayal. İnşallah gerçekleştiririm. Amacım Uludağ bisikletle çıkmak hayalim. Çıkarsam çok mutlu olacağım. Peki bugün pedalları çeviriyorsunuz. Hanımlarımıza bir öneriniz var mı bu sporla ilgili? Herkes bisiklete binsin. Ben 50 yaşında öğrendim size ilk defa binmeyi. Son 5 yıldan beri biniyorum aslında. Bu arada yaşım da
Yaşlı ortaya çıktı. Olsun maşallah. 50 yaşında ilk defa öğrendim. Yani bilmiyordum bile, sıfırdan öğrendim. İlk defa da böyle bir şeye katılacağım. Çok mutluyum. Herkesi tavsiye ederim. Herkes bisiklete binsin. Peki, çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Sarı alanda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Esatlar'dan. Nereden geçiyorsunuz? Bursa'dan. Bursa'dan. Bugün pedallar Uludağ için dönecek. Niyetimiz var. Şimdi hanımlara sordum, hanımlar yaşları rahat rahat söylediler. Size de sordum. 71. Maşallah. Peki bugün ne yapacağız? Heyecanlı mıyız? Kazasız belasız atlatalım mı? İnşallah. Kazasız belasız atlatırız. Daha önce katılmıştık var mı? Evet. Var. Derece var mı? İyiydik, iyi geçti. Sormadın. İyi ikinciliğim var ya ama bayağı oldu. Siz de tanıyalım. Merhaba, Timur Kılıç Arslan. Yaşım 48. Eğlencesine çıkacağız Uludağ'a. Evet, kazasız belasız geçsin. Çok önemli bir spor aslında bisiklet. Pek Bursa'da hele hele şu pandemiden sonra yavaş yavaş artık görüyoruz bisikletle işe gidip gelenleri, ama çok önemli bir spor. Neler söylersiniz? Ya, sağlığımız için çok önemli. Bir takım hastalıkları uzak tutuyor, bok kesin. Sosyalleşme yönü de son derece güçlü bir spor. Evet, yani önemli bir spor. Maşallah. O zaman sarı alanda görüşmek üzere diyelim. İnşallah. Kolay teşekkür gelsin. Ederiz. Sağ olun. Stadın olduğu yerde Millet Bahçesi'nin önünde 6 parmak boyunca sarı alana doğru az sonra start başlayacak. Herkes yerini almaya başladı. Aslında çok önemli bir spor ve Osman Gazi Belediyesi'nin kültürel etkinliklerinde başında geliyor. Detaylarına göz atacağız ve sarı alanda bakalım artık dereceler kimler kazanacak. Kim kazanırsa kazansın hepsi bizim gönüllerimizde birinci. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yine Bisiklet Federasyonu'nun il temsilciliği ile birlikte ortaklaşa yaptığı bu etkinlikte sarı alan mevkini artık yavaş yavaş yarışmacılar, katılımcılar gelmeye başladı. Birinci az önce geçti. Hemen detaylarıyla kendisiyle röportaj yapacağız ama etkinliğin detaylarına bahsetmek gerekiyorsa
gençlik grubuyla yine ileri gençlik grubu arasında geçti diyebiliriz. 60-64 yaşına kadar katılımcılar var. Türkiye'nin her bir yerinden geldiler ve 26 kategoride 280'nin üzerinde yarışmacı bu parkurda yarışıyor. Uludağ pedallar dönüyor diyebiliriz. Çok güzel bir etkinlik. Sonunda da güzel bir konser tabii ki bizleri bekliyor. Hadi şimdi biraz da yarışmaya katılanları yavaş yavaş yakalayalım. Bakalım parkur nasıl geçmiş, detayları onlardan öğrenelim. Ben Samet Bulut, 18 yaşındayım. Maşallah, birinci geldim. Evet. Nasıl geçti parkur? Çok güzeldi. Zaten yarışın başında starttan sonra yavaş şekilde başladım. Sonra dik yerde atanma yaptım, lider götürdüm yarışı. Burada da kazandım. Yarışı... İddialı mıydın? İddialıydım zaten, biliyordum inşallah kazanacağımı. Daha önce yarışmalara katıldık mı? Daha önce evet, Balkan şampiyonuyum ben. Son 2 senenin, evet. Bursalıyım, spor tutu adına yarışıyorum Ankara. Ne, okulda ne okuyoruz? Okul, üniversite okumuyorum, lise mezunuyum. Lise mezunuyum, evet. Peki gençlere ne tavsiye edersin? Gençler mümkün olunca sporunu yapsınlar, okuluna da ağırlık versinler. Hedefleri varsa hedeflerin peşinden koşsunlar. Bisiklet tutkunluğu? Bisiklet tutkunluğu ben 7 seneden beri yapıyorum. İnşallah çok uzun yıllar yapmak istiyorum yani. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Aktivitenin son ayağında siz de burada izliyorsunuz. Bursa'dan mı geliyoruz? Bursa'dan yani? Geliyoruz, evet. Biliyor muydunuz, haberiniz var mıydı Duras'ta? Tabii tabii biliyoruz. Yarışan arkadaşlarımız var. Takımda. Arkadaşlarımız var. Evet. Nasıl beğendiniz? Valla güzel. Uludağ güzel bir parkur. Bisikletçiler için. Tırmanış yarışı olması da çok güzel. Çok heyecanla bekledi herkes. Yağmur yağmaması da iyi oldu. Bekliyoruz bakalım. Peki zor bir parkur Uludağ tırmanışı. Çünkü dik bir var. Kesinlikle, kesinlikle. Sürüyoruz, evet. Benim eşim yarışıyor. Onu bekliyorum. Evet, Serdar Bey'in dediği gibi yağmur yağmaması çok iyi oldu. Çünkü bu sarı alana doğru gelişte çok iniş var. Kayabilirdi bisikletçiler. Güneş açtı, yerleri kuruttu. Güzel bir yarış, güzel bir hava. İnşallah herkes için iyi olsun. Sizin ismi ne? Altan Tatlışen. Buradan selam söyleyelim, izlerseniz. Selam. Evet. Pedalla kuvvet. Pedalla kuvvet. Evet, bekliyoruz. Kaç yaş grubunda yarışıyor? 60'da. 60 artı. Kullanıyor. Eski kayak öğretmeni. O zaman kasları yerine. Evet, inşallah. Yani yapılabilecek en güzel sporlardan biri. Sadece gençleri değil, her yaşta yapabiliyorsunuz. Öyle bir güzelliği var. İşte 60, 70, 75 yarışlara katılanlar var. O yüzden herkese tavsiye ederiz. Kesinlikle. Devam. Beklemeye devam o zaman. Teşekkür ederiz. Finalde görüşürüz. Thank you.
alanda artık yavaş yavaş parkuru bitiren yarışmacılarımız, pedal çevirenler bu spora gönül vermişler. Yavaş yavaş geldi. İkinci olarak geldi. Hemen tanıyalım. Merhaba. Adım Emre Yavuz. İstanbul'dan katılıyorum. Yarışı ikinci olarak tamamladım. Bu Bursa'nın Uludağ tırmanışı yaptık. Doğası oldukça çok güzel. Memnun kaldık. Yarışı da güzel bir şekilde bitirdik. Şimdi bekliyoruz. Nasıl adı parkur? Parkur mükemmel. Aşağıda bir sıcakla başladı. Yukarı çıktıkça, derece düştükçe daha da bir güzel olmaya başladı. Ne zamandan beri bisiklet tutuyorsun? 2014'ten beri bisiklet sporuyla uğraşıyorum. Başka katılıyorum. Uluslararası yarışlara katılıyorum. Benim mesleğim bisikletçilik zaten. Aynen. Türkiye şampiyonluklarım var, Balkan şampiyonluklarım var. O şekilde. Ne dersin peki? Yarışçı olsunlar veya olmasınlar, her türlü sporla uğraşsınlar yeter. Spor sağlıktır. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkürler. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte yine Bisiklet Federasyonu ve Yeşil Pedal Kulübü ile birlikte ortaklaşa düzenledi bu güzel etkinlikte. Osman Gazi Belediye Başkan Yardımcımız Cem Kürşat yanımızda. Zorlu bir parkur ama yeşillikler arasında masmavi gökyüzüyle bir parkur. Aynen. Neler söylersiniz? Çok güzel bir parkur oldu. Nefis bir hava var. Çok güzel bir atmosfer var. Gençler çok güzel yarışıyorlar. Biz de baş hakemle beraber geldik. Yarışta beraber izledik. Hakikaten güzel bir yarış oluyor. Hala devam ediyor tabii, arkadan gelenler var. Havanın da böyle serin olması sporcular açısından çok güzel. Yani daha rahat ettiler. Nefis bir yarış. Ben gelecek sene bütün Bursalıları, hatta bütün Türkiye'den bütün vatandaşlarımızı bekliyorum. Bütün genç ihtiyar gençlerimizi de bekliyorum. Bizler Muğla'dan, İstanbul'dan pek çok yöreden gelenleri denk geldik, röportaj yaptık. Yine her yaş grubu, özellikle bayanların da ilgisi ağırlıkta. Bayanlar var, 65 üstü bayanlar var, 65 üstü erkekler var. Her yaş grubundan var dediğiniz gibi. Ben tebrik ediyorum bütün sporcuları. Yani nefis bir yarış oluyor. Önemli olan zaten katılmak, başarmak, bitirmek, hele bitirebiliyorsa bir de hangi derece olursa olsun nefis bir şey. Bu ilki miydi bu sene? İlk defa yaptık. İnşallah her sene yapmayı planlıyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Tönel Hanım'da görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
dinleyebilir miyiz? İsmim İpek Öztosun, 27 yaşındayım. İzmir Göztepe Spor Kulübü adına yarışıyorum. Ne kadar sürede yukarı geldik? 1 saat 49 dakika sürdü. Biz biliyoruz ki başarılarınız çok. Hemen az önce de öğrendik anonslardan, dün başka bir yarıştaymışsınız. Hemen detaylandıralım. Benim asıl branşım triatlon, yüzme bisiklet koşuşunun arka arkaya yapıldığı branşta yarışıyorum. Tek tek de yüzme, bisiklet, koşu yarışlarına ayrı ayrı da katılmaya çalışıyorum fırsat buldukça. Dün İzmir'de yüzme yarışı vardı. Bugün yola çıktım, bisiklet yarışına geldim. Bu şekilde hazırlanıyoruz tüm yarışlara. Şimdi nasıl da Bursa'nın yeşillikleri arasında Uludağ'a tırmanmak? Keyifliydi, inanılmaz güzel bir doğası var. Çok keyif aldım. Yani parkur çok zor olmasına rağmen bu doğanın atmosferi her şeyi unutturuyor. İnanılmaz keyifliydi. Bayanlarımıza neler söylersiniz bu konuda? Kadınların da kendilerine inandıktan sonra erkeklerden hiçbir farkı yok. Erkeklerin yapabildiği her şeyi biz de yapabiliriz. Hatta yeri geldiğinde çok daha güzel yapabiliriz. Peki buradan sonra ne tarafa gidiyoruz bu yarıştan sonra? Ben İzmir'e geri döneceğim. Kendi şehrimde bir hafta daha antrenman yapıp triatlon yarışı var Ordu'da haftaya, ona katılacağım. Bu şekilde. Başarılarınızın devamını dilerim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gençlerin peşinde ter diyoruz. Harikasınız. Onlar da bisiklet biniyor mu? Daha o kadar büyümediler. Hocam hangi ilden geldiniz? Antalya. Antalya'dan harikasınız. Siz de bisiklet biniyor musunuz? Erhan Alışkan ben. Ben de kapatın düşünüyorum. Ben de bir şey bulma. Benim kardeşim binmeye başladım. Evet, bugün dedeler de burada. Osman Gazi Belediyesi'nin bu güzel organizasyonunda yine o sarı alanda çok önemli bir konserle, yine gençlerimizin vereceği bir konserle devam edeceğiz. Konu mevzu değil diyeceğiz. Hemen grubun solistiyle başlayalım. Merhaba, sizi tanıyorum. Hoş geldiniz. İsmim Hakan, mevzu değil grubu solistiyim. Ben bir tanıtayım grubumu. Klavyede Aynur, Cihangir bas gitarda, davulda Emre ve gitaristimiz Emrah. Güzel bir organizasyon. Bugün geldik biz de. Biz de tadını çıkartıyoruz. Şimdi yarışma devam ediyor. Az sonra sizinle coşacaklar. Repertuvarda neler var? Neleri seslendiriyor? Yani repertuvarımız çok geniş aslında. Az talep meselesi. Bugünün talebi eğlenecek olan insanlar bugün daha keyifli, eğlenceli bir repertuar istedi. Türkçe rock ağırlıklı eğlenceli bir repertuar var bugün. Osman Gazi Belediyesi'nin kültürel etkinlikleri ağırlıklı oluyor. Özellikle genç söyle, sen de söyle yarışmaları oluyor ve sosyal medya üzerinden yayınları oldu bu pandemi döneminde. Bu anlamda da Uludağ Üniversitesi'nde çok güzel anlaşmalar karşılığında çok güzel etkinlikler yapıyor, düzenliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz, bu anlamda neler söylüyorsunuz? Her zaman çok önemli böyle etkinlikler. Özellikle belediyelerin burada destek vermesi çok önemli. Özellikle bu kadar zor bir zamandan geçerken belediyelerin bu şekilde yanında olması insanların, çünkü maddi kısmı için zaten herkes çok zorlandı. Maneviyetten biraz kurtarmamız lazım paçayı. Çok başarılı. Çok önemli. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Mevzu değil diyelim o zaman. Peki, görüşmek üzere. Bu kadar bence değil, birkaç sözün var, biraz
senin gibi yıkılmayan duvarım var. Bazen üzüntülü, bazen uzak yakınlarım var. Ve ben böyleyim, kendi yolumda. Üzülme asla, ne boş kaygılarım, kalkma bana, hiçbir şey olmaz. Yanlış, doğru gibi, eksik yalan, birkaç satır sak. Ben böyleyim, kendi yolum. Yaşanır mı? Gel bir de buradan gel. Belli ki halin yok. Yansın ormanları, tepemize yansın. Aynı gök rüya görmek unutma. Güneş uyanlar, kalavralar, prangalar, ATV'ler, karakollar. Babat yanında da kaldı yalnız. Benim gibi herkes kararsız. Seni sevdiğim kadar kötü. İçim kurt, dışım sensiz. Ciğerimi tek bir an aşkı kurup tutun kolumdan bir nefese götürün. Neyse yolunu kutla satırın. Yarasa su karanlığa kalmasa kalmasa. Ciğerimi tek bir an aşkı kurup tutun kolumdan beni kasa götürün. Neyse yolunu kutla kasa bulundum. Yarasa su karanlığa kalmasa. Ciğerimi beni veren aşkı kurup tutun kolumdan beni kasa götürün. Neyse yolunu kutla kasa bulundum.
sporu severler, bisikletçiler, Uludağ'ın misafirleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Pandeminin bitip bitmediği çok belli değil ama 1 Temmuz itibariyle yeni normale geçiyoruz. Tabii kısıtlamaları, kuralları uygulayarak geçiriyoruz. Gerçi çok bir rahatlama göründü. Herkes maskeleri çıkardı. Bence tedbirde fayda var. İnşallah aşılarla birlikte bunu aşacağız. Bizler de Osman Gazi Belediyesi olarak bu yeni dönemle birlikte önemli bir yarışa imza attık. İlk defa Uludağ bisiklet tırmanışı, yani bir bisiklet yarışını gerçekleştirdik. Türkiye Bisiklet Federasyonu ile birlikte Türkiye'nin her tarafından kulüpler, bireysel, teknik olarak çok fazla bilemiyorum ama 14 ila 60 yaş grubu arasında 24 kategoride güzel bir yarış oldu. 8.30'da Bursa merkezden, Millet Bahçesi'nden çıkış yaptık. Ben az önce geldim. 11.30'da hala yolda bisikletçiler vardı. Ama 1 saat 5 dakikada buraya gelen bisikletçi oldu ve birinci oldu. Onu tebrik ediyorum ben. Birinci olmak kadar yarışa katılmak da önemli. Yarışı bitirmek de önemli. Çünkü bu bir idealdir, bu bir yarıştır. Herkes birinci olacak hali yok. Bu güzelliği hep birlikte gerçekleştirdik. Bu güzelliği hep birlikte yaşıyoruz. Ve Uludağ'ı bu şekilde ilk defa gelip bisiklete çıkanlar oldu. Ve bu zirveye bence vatandaşlarımızın araçlarıyla veya yürüyerek de çıkmalarını öneriyoruz. Uludağ'ımız bir marka. Bursa'mızın markası, Bursa'mızın, Türkiye'mizin bir değeri. Yani kış turizmi dışında yazında burasının hareketli, güzel ve gelip burada görün geçirilebileceği bir yer olduğunu göstermek istedik. Tabii belediyemizin birçok etkinliği, birçok organizasyonu var. Ciddi faaliyetlerimiz var. Kültürel faaliyetlerimiz var. Sportif faaliyetlerimiz var. Yatırımlarımız güçlü. Türkiye'nin en büyük atletizm salonunu Osman Gazi Belediyesi inşa etti. Şu an bakanlıkla birlikte pistini inşa ediyoruz. Pisti bitiyor. Pistin düzenlemesi yapılıyor. Ve yakın zamanda açılışı gerçekleşecek. Bu tabii bizlerin spora verdiğimiz değerin bir göstergesi. İnşallah atletizm sporu da Bursa'dan tüm Türkiye'ye yayılarak ve uluslararası yarışmalarda bayrağımızı göndere çekeceğimiz sporcular burada yetişecek. Buna benzer kaykay tesisleri, değişik ekstrem sporlardan bu da. Yine Osman Gazi Belediye'mizde. Ekstrem sporların yapıldığı macera parkları, yeni doğa sporları parkları yapıyoruz. Yani birçok etkinliğimiz, birçok yatırımımız var. Önemli olan bu yatırımları işte sizlerle birlikte yeni ve inşallah bu yarışma çok güzel gerçekleşti. Geçen federasyon başkanımızla görüştük. Bunları sürekli hale getirebilmek. Bugün görmüş olduğumuz bu yarışta bir eksiklik, bir aksama söz konusu değil. Başarılı bir yarış gerçekleşti. Ve inşallah bunu önümüzdeki yıllarda sürdüreceğiz. Onun için ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Güzel bir yarış oldu. Bilmiyorum onlar da aynı şeyi düşünüyorlardır. Ve muhtemelen ilk defa Uludağ'a gelen kişiler olmuştur. Bunu sevdiler umuyorum. Ve bundan sonra sadece bisikletle değil, bisiklet dışında teleferikle de buraya geleceklerdir. Araçla da buraya geleceklerdir. Bursa'nın Uludağ'ın güzelliğini yaşayacaklardır. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Ve şimdi ödül törenimize geçip yarışmada derece alanlara ödüllerimizi verelim. Efendiyi buraya davetle arz ediyorum. Faruk Ateş. Alkışlarımız Faruk Ateş için. Hemen arkasından Nuri Tutal beyefendiyi buraya davet ediyoruz. Nuri Tutal'ı da buraya davet ediyoruz. Ve rahmetli Ertan Ayçetin'in yerine oğlu burada yarışa da katılmış.
Oğlunu da buraya davet ediyoruz. Evet, Faruk Ateş'in ve Nuri Tutal'ın şilti. Faruk Hocam, sizi bu tarafa alayım. Süper. Ve rahmetli Ertan Ayçetin'in plaketini oğlu teslim alıyor. Bir toplu fotoğraf alalım başkanımla birlikte. Kürsünün hemen önünde. Değerli arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Başkanımıza teşekkür ederiz. Gene bırakmıyoruz. Evet, İşlerimizin yoğun olduğunu biliyoruz. Kaburimizi de lütfen hazırlayalım hemen. Tek Pro sporcumuz. Ödüllerini takdim etmek üzere başkanımızı davet ediyoruz. Evet, ödülünü takdim ediyoruz. Alkışlarımız Ekim Ereke için. Sporcumuzu kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Başkanım, sizi birazcık da orada tutacağız. Ön reyt. Ve birincimiz de Emre Yavuz. Evet, UC. Ayn Reyt. Ayn Reyt gelecek, evet. Ayn Reyt burada mı? Ayn Reyt'i bekliyoruz. Nerede Ayn Reyt? Türkçeyi az konuşuyorum diyordu. Nerede? Orada mı? Hadi Ayn Reyt, seni bekliyoruz. Bizim memlekette geç kalanları sevmezler. Haydi. Kendine has kıyafetiyle Ayn Reyt koşarak geliyor. Hocam, istersen bu arada burada olanları da, başkanımızı da bekletmemek adına ödüllerini verelim. Geliyor, geliyor, dur. Bir dakika, geldi. Ayn Reyt'i, evet, bekliyoruz hemen. İşte boksör, evet. Haydi bakalım. Günün üçüncüsü, ödülleri hemen takdim ediyoruz. Alparslan Bayıroğlu. Günün ikincisi Cem Kandemir. Ve günün şampiyonu UCI Tour kategorisinde Ayn Reyt, alkışlarınızla. Sporcularımızı kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Başkanımıza bir kez daha teşekkür ederim ama yine bırakmıyoruz. Ve UCI bir kategorisinde üçüncü Osman Koç geliyor. Hemen buraya Osman Koç. İkinci Muhammed Eyüp Karagöbek. Ve şampiyon Emre Yavuz. Onları da buraya alalım hemen. Bisikletteki gibi hızlı olalım. UCI bir kategorisi. Arkadaşımıza müsaade edelim, kürsüye çıksın. Ve alkışlarınızla UCI bir kategorisinde üçüncü Osman Koç. İkinci Muhammed Eyüp Karagöbek. İkincinin ödülü de geliyor. Ve şampiyon, alkışlarınızla Emre Yavuz. Ve sırada U23 kategorisinde, UCI U23 kategorisinde
Üçüncü Süleyman Urcu geliyor. İkinci Muhammed Yunus Demir ve şampiyon Samet Bulut. Hemen kürsüye alalım koşarak. Birbirinden yakışıklı bisikletçiler geliyor şimdi. Haydi arkadaşlar, ödüllerimizi de hemen yetiştirelim. Üçüncü Süleyman Urcu. İkinci Muhammed Yunus Demir. Ve günün şampiyonu Samet Bulut. Alkışlarınızla. Evet arkadaşlar, tebrik ediyoruz sizi. Başkanım yoruldunuz orada. Yorulmamışsa sportman başkan. Son ödül töreni, en keyifli ödül törenlerinden genel klasman geliyor şimdi. Genel klasman. Osman Gazi Belediyesi'nin hediyeleri durmadan duruyor. Hediye yağıyor burada. Evet, üçüncü Muhammed Eyüp Karagöme'nin ödülünü teslim etti kendisine. Üçüncünün ödülünü tebrik ediyoruz. Güle güle kullansınlar. İkincinin ödülünü teslim ediyoruz. Emre Yavuz. Emre Yavuz. Ve şampiyon da Samet Bulut ödülünü aldı. Alkışlarımız bu muhteşem üçlü için. Tarafta kürsünün önünde başkanımızla birlikte kupaları bir dakika verelim arkadaşlar, kupalarını bir dakika verelim arkadaşlar, fotoğraf kaçmasın, bir dakika ellerine verelim fotoğraf, geçici olarak verin onları bana, hemen şunu bir hemen geçici olarak verelim, bir dakika tut hemen, tamam, ön üzerindeki yazı okunmaz, haydi bakalım. Alkışlarımız genel klasman şampiyonları için. Sporcularımızı yürekten kutluyoruz, başarılarını devam ediyoruz. Ve belediye başkanımız Sayın Mustafa Bilgiler'e bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir organizasyonu Bursa'mıza kazandırdığı için. Sayın başkanımızı yerine uğurluyoruz. Bayanlar kategorisiyle devam ediyoruz. F20 kategorisi. Bu kategorinin üçüncüsü İrem Özdemir. İkincisi Buse Yücel. Üçüncüsü Ayşenur Acar. Finalistlerimize kupalarını takdim etmek üzere de Osman Gazi Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Erkan Albayrak'ı sahneye davet ediyorum. Evet, birincimizi bekliyoruz, Ayşenur Acar. Ekip tamamlandı. Üçüncü İrem Haydar Özdemir. İkinci Buse Yücel. Ve şampiyon Ayşenur Acar. Alkışlarımız nerede? Evet, üçüncü Muhammed Eyüp Karagöbeğin ödülünü teslim ettik kendisine. Üçüncünün ödülünü tebrik ediyoruz. Güle güle kullansınlar. İkincinin ödülünü teslim ediyoruz. Emre Yavuz. Emre Yavuz. Ve şampiyon da Samet Bulut ödülünü aldı. Alkışlarımız bu muhteşem üçlü için. Güle güle kullansınlar. İkinci Buse Yücel.
Ve şampiyon Ayşenur Acar. Alkışlarınız nerede? Şu anda ödülünü aldı. İkinci Sezin Daren'de ve F-35'te günün şampiyonu Merve Güney alkışlarımızla. Sporcularımızı kutluyoruz. İkinci Erdem Arım ve günün şampiyonu Berkan Taşçı. Kaç torun vardı bir daha? Bir daha alayım. Kaç torun vardı? İki tane torun var. Şimdi sizde yok. Tamam o zaman. Torun da önde. Haydi bakalım günün ikincisi. Altan Tatlışen. Hey, günün şampiyonu Ali Rıza Fırıncı. Osman Gazi Belediyesi Kadın Gözüyle programını sundu.